Türkiye'nin en çok kazandıran YouTube kanalı Tuna Işık TV'den herkese selamlar, iyi akşamlar. Yarın 30 Ocak Antalya koşularını sizlere kısaca yorumlamaya çalışacağım. Unutmadan hemen elleriniz beğeni butonuna giderse memnun olurum. Kanalımıza abone olmadan izleyenler varsa onların da abone olmasını rica edeceğim. Yarın Antalya'da 8 koşulu bir program var. Günün birinci ayağı 3. koşudan saat 19.00'da başlıyor. 1 numaralı Çağrı Bey'i, 5 numaralı Zorlu Bey ile yarışa ekili olarak katılacak. Maiden 4 yaşlı Arapların 1700 sentetik yarışı. Toplamda 11 isim var. Buraya bir banko ile başlayacağım. Güne banko ile başlayıp risk alacağım. Risk almayı göze aldım. Risk almazsak da ikramiyeye doğru gidemeyiz diye düşünüyorum. Beşli Ganyan'a çevirmek istiyorum bu Antalya'yı tamamen. Şimdi günün ilk ayağında 11 numaralı Yürekli Bütün'den başlayacağım. Yarış hayatın Antalya'da başlıyor Kavakum'da İsmail Dinar'la. Sonrasında Onur Atmaca ve Servan Tırpan gibi isimlerle de beraber 3 yarış görüyor. 1700 sentetikteki yarışında Ateş Ayaz, Hızlı Özlem, Kukitay, Hıçkıdık gibi bugünkü rakiplerinin hemen diplerinde yarışı 5. olarak tamamlıyor. Sonraki yarışına biraz daha dolu işlerle gelip Bayramdere gibi bir ismin arkasına %2 AGF iken ikinci oluyor. Bugünkü geçti rakipler arasında da Torhan, King Kaya, Kukitay, Soylubaş, Canım Hediye, Koçerim gibi isimler de var. Bugünkü geçti rakiplerin favori çıkabilecek bütün rakiplerini de geride bırakmış. Sercan Tırpan bu isimle ilgileniyor Antalya'da. Galoplarını kendisi yaptırmış. Bundan önceki galoplarında da bu çocukla beraber iş yapmış. 11 numaralı Yürekli Bütün. Geçen yarışında Bayramdere'ye geçildiği yarışında orta grubu baya böyle bir egale edip orta tarafları yarıp da geçmiş adeta. Ben yarın özelinde bu ismin kazanmasını bekliyorum. Risk aldım. 11 numaralı Yürekli Bütün'ü net bank olarak sizlere önereceğim ve altılıyı beşli gayına çevirmeye çalışacağım. Günün ilk ayağı 11 numaralı Yürekli Bütün benim net bankom olacak. Gün ikinci ayına geldiğimiz zaman saat 19.30'da handikap 15, 4 yukarı Arapların 1400 Kabakum'daki yarışı. Yamak 1 sınıfındaki aprantilerin at bindiği bir yarış. Toplamda 12 isim var. Buraya 10 numaralı Almata Kaya ile başlayacağım. Almata Kaya 1200'de İzmir'de 4. olduğu yarışta Baskın Soy, Coşkun'dan Kızıl Rüzgar gibi isimlerin arkasına geldi. Aksu Nehir'i, o günün favorisi Aksu Nehir'i geride bıraktı. Sonra biraz daha geriye döndüğümüz zaman Antalya'da bir 1300'de bir kazanmış olduğu yarış var Sadık Altay'la. O yarışta bugünkü rakiplerinden Kazancı, Albayrhan, Bozkır'ın Gücü, Hür Adam, Mikibo, Ketenci Aslan'ı yani kendinden daha üst sınıflardaki atları geride bırakmış. Ben 10 numaralı Alma Atakaya'yı sizlere favori olarak önereceğim. İlk at olarak bunu yazmayı uygun gördüm. Rakiplerinden geçen yarışını rahat kazanan 8 numaralı Kazancı olur düşüncesindeyim. 8 numaralı Kazancı ikinci isim olarak önereceğim sizlere. Sonrasında kilosu çok ağır olsa da bu gruptan tamamen üstün olduğunu düşündüm. 63 kilo ile start alacak olan 1 numaralı Turbo Dizel. Benim üçüncü olarak şans vereceğim isimlerden bir tanesi. Dördüncü sırada 2 numaralı Kızıl Vazo diyeceğim. Geçen yarışında müthiş faullere maruz kaldı. Her ne kadar totosu bozuk olsa da bunun da sürpriz yapma şansını görüyorum. 2 numaralı Kızıl Vazo'ya da şans veriyorum. 3 numaralı Nadide Hayat'la devam edeceğim. Eren Dursun Ökten Antalya'da çok sağlam isimlere biniyor. Bu kardeşimiz de buna sabırlı bir bekleyişle fotoya atabilir düşüncesindeyim. 3 numaralı Nadide Hayat'ı yazdım. Son olarak 12 numaralı Ertegi. Geçen sentetik yarışını hiç baz almıyorum ben. Üzerindeki aprantı kardeşimiz Mete Göl. Çok fazla tecrübeli olmasa da bu kardeşimiz yarış hayatında hiç de yarış kazanmamış olsa da bu isme 51 kiloyla büyük bir sürprize de imza attırabilir diye düşünüyorum. Sıralamam 10, 8, 1, 2, 3 ve 12 şeklinde. Günün 4. koşusu Altılgaya'nın 2. ayağı. Altılgaya'nın 3. ayağına geçtim. Saat 20.00'da. Handikap 15. Dişi 4 yaşlı Arapların 1400. Kabakum'daki yarışı. 3 numaralı Adapınar, 9 numaralı Zeytin Tayla yarışa ekür olarak katılacak. Burada iki tane favorim olacak. İki isim favorim olacak. Birbirinden ayıramadım bu isimleri.
Sonrasında bir rakip, bir tane de sürpriz hanesine bir isim önereceğim. Bunlardan ilk isim 3 numaralı Adapınar olacak. 1400 kumdaki 38-39 derecelere gayet bu gruba yetecek kapasitede. Maiden'dan geç çıkmış olsa da Adapınar bu rakipleriyle baş eder düşüncesindeyim ben. Sonrasında 8 numaralı Yengiz. Yengiz'le bu ismi birbirinden ayıramadım. Adapınar 2 avantajıyla 8 numaralı Yengiz'le müthiş formuyla bu grubun da en iyi derecesine sahip olan isimlerin bir tanesi 8 numaralı Yengiz. 3-8 küçük oynayanlara yeterli düşüncesindeyim. 3-8. Sonrasında 7 numaralı Fashion Baby. Sadık Altay o isimden inmiş, bu isme binmiş. Fashion Baby'ye binmiş. Bunun derecesi çok iyi bir derece değil ama 40-72'lerde bitirmiş. 10 boy gibi bir fark atmış. Üst gruptaki Kukita'ya, Hıçkıdık gibi isimleri geride bırakmış. Sadık Altay tercihinden dolayı bu isme de bir şans verdim. Son olarak 1 numaralı Cancağız'ın bu grubunda en büyük sürprizini yapabilir düşüncesindeyim. Kilosu rakiplerinin oranına biraz ağır ama Kavakum performansı İzmir'de oldukça tatminkar. Bir dördüncülüğü var. Koşandur Tamari gibi, Şehnaz Donga gibi isimlerin arkasında dördüncülüğü var. Nihavend gibi isimleri geride bırakmış. İzmir'de Maiden'dan çıktığı zaman da Nazlı Hilal, o günün favorisi, Prenses Büşra, Çakobi gibi isimleri de geride bırakmış. Sürpriz sahnesinde de bu isme de şans vereceğim. Söylediğim gibi ilk başta iki tane isimle geçmeyi planlıyorum. Küçük oynayanlar için 3-8, Adapınar ve Yengiz. Bunları ayıramadım. Sürpriz hanesinde 7 numaralı Fashion Baby, bomba hanesinde de 1 numaralı Cancağız'ımı yazacağım ben bu grupta. Beğeni yapmayanlar, izleyenler varsa onların da beğeni yapmasını rica edeceğim. Kanalımıza abone olmak da, beğeni yapmak da tamamen ücretsiz. Sizlerden ricamız da budur. Günün 6. koşusu saat 8.30'da kısa vadeydi. Dişi 3 yaşlı İngilizlerin 1400 kumdaki yarışıyla devam edeceğiz. Burada 2 numaralı Clever Candy ile 3 numaralı Clever Sprint yarışa ekür olarak katılacaklar. Kurtel ekürüsünü temsilen katılıyorlar. Son 4 yarışını Clever Sprint kazanarak geliyor. Son 2 yarışını kazanarak Clever Candy geliyor buraya. Burada ekürlerden 2 numaralı Clever Candy'yi ben sizlere alternatif banko olarak önereceğim. Bu ismi tek yazmak isteyen ekürü avantajıyla beraber tek yazabilir. Rakip hanesinde Ferit Yardımcı Doğu'dan kalkmış gelmiş. 5 numaralı Lament of Victory ile bu ekürlere de numara vermezse hazırlıkları da fena değil. 58 günlük bir arası var ama çok sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu isim yarış hayatına grup 3, grup 2 gibi yarışlar sığdırmış ve grup 2 gibi Ankara Kabakum'da yarış kazanmış bir isim. O yüzden buradaki rakipleri, genç rakipleri bunlarla tamamen baş edebilir düşüncesiyle bunu da rakip olarak yazdım. 5 numaralı Lament of Victory. Günün 7. koşusuna geldim. Şartlı 3, 4 yukarı İngilizlerin 1400 kumdaki yarışına. Burada da 4 isimle geçmeye çalışacağım. 7. koşuda 2 numaralı Osiris ile başlayacağım. Antalya pistine, Kabakumu'na tamamen aşık isimlerden bir tanesi Osiris. Çok farklı koşuyor burada. Hele ki yarış biraz daha süratle gittiği zaman sonlardaki atayla ve ön grup arkasında takip ettiği yarışlarda hemen hanesinde birinciliği yazdırabiliyor. 2 numaralı Osiris, kendisini tanıyan jokeyi Fatih Rüstem Bebek'le benim ilk şansı verdiğim isim olacak. 3 numaralı Atiba numarayı alacak. Bedestan'la beraber çok fazla mücadele içerisine girecek. Bunun farkındayım ama Bedestan'ın bir yerden sonra mücadele ruhu tamamen bitiyor. Mesela limitleri 1200 gibi sınırlı. Yani bunun en fazla Ankara Kabakumu'nda ve Adana pistinde daha iyi koştuğunu biliyoruz zaten. Bedestan geçen 1200 yarışında sentetik yarışta Antalya'da zorla fotoyu buldu. Burada mesafe biraz daha fazlalaşınca 200 metre ve stilinde de rakibi olunca otomatikman şansı bende biraz geri planlarda oldu. 3 numaralı Atiba'yı her şeye rağmen ikinci at olarak önereceğim. Yaşı da geç olmasa da ikinci at olarak öneriyorum. Sonrasında 4 numaralı Best Friend. Geçen yarışı tamamen bir hayal kırıklığıydı. Best Friend'in yarın uygun grupta sprinter yapısıyla ve de ya da ön grubu
takip ettiği yarışıyla tamamen bu rakiplerini diş geçirebileceğini düşünüyorum. Çünkü en sonki yarışı kısa vade 8'di. Çok sert grupta Mir Bey gibi isimlerin yanında Atlıkaya, Çakırdal gibi isimlerin yanında Best Friend'in bir de hafiften de startta kalmıştı. Orada 6. oldu. O yarışını ölçü almıyorum ben. Burada da şans yaratır kendisine. Son olarak bir numaralı Bedestan'ı yazacağım. Olur ki idareli götürür, yarışı yavaş götürür. Kendine büyük bir şans yaratabilir. Çok inanmasam da bir numaraya da bir şans vereceğim. Sıralamam 2, 3, 4 ve 1 şeklinde olacak. Günün 7. koşusunda. Altılı Gaya'nın 5. ayağında. Günün 8. koşusuna geldik. Handikap 14. Dişi 4 yukarı İngilizlerin 1400 sentetikteki yarışı. Geçen yarışın da yine 15 numaraydı. 15 numaralı Intelligence. Yarın yine koşuyor. Ben bunu yine sizlere banko olarak önermiştim. Sonrasında sosyal medyanın her kanalında, her kanadında bu isim herkese de banko olarak önerilmeye başladı. Maalesef geçen yarışında 5. oldu. Yanılmış olduk. Çok da sinyale düştüğü için de aslında gelmedi. Öyle de diyebilirim. Yarın çok uygun bir grup var Intelligence için. Intelligence'ı ben favori olarak önereceğim sizlere. Yanına bir tane rakip, iki tane de sürprizde isim önereceğim. Bütçe dahilinde sizler değerlendirebilirsiniz. İlk isim 4 numaralı La Cucaracha olacak. La Cucaracha da Emircan Avşan isimli apprentice kardeşimizle çalışmalarını yapmış. Uygun yerde sprintini ayarlarsa bu ismin de şanslı olmasını bekliyorum ben. 4 numaralı La Cucaracha rakip olarak önereceğim isim 15'e. Daha sonrasında sürpriz hanesinde iki tane isim var bende. Biri 11 numaralı Anadolu Güzeli. Yani geçen yarışı, bundan önceki yarışları hiç baz alınacak gibi değil. Bir yarış görmüştür. Sonrasında tekrar Antalya pistinde bir dördüncülük, ikincilik elde etti. O gün %1 AGF'si vardı. O günkü rakiplerinden Best of Rock, Intelligence gibi isimleri geride bıraktı. Ya bugünkü rakiplerinin çoğunu geride bıraktı. Sabırlı körpe son ona geçilmişti. Arada kalmıştı. Yarın ben Erhan Aktuğ'yla uygun yerde sprintini ayarlarsa bu ismin de şanslı olabileceğini düşünüyorum. 11 numaralı Anadolu Güzeli'nin. Ve son olarak 10 numaralı Baklakırı. Şimdi Baklakırı La Cucaracha'yı çalıştıran Fatih Rüstem Bebek dönmüş Baklakırı'na binmiş. Şimdi La Cucaracha'ya jockey olarak binseydi Fatih Rüstem Bebek at 62 kilo çıkacaktı. Erencan Avşar bindiği için, Emircan Avşar bindiği için 58 kilo ile start almış. Apranti indirimine gidilmiş. Bundan dolayı Fatih Rüstem Bebek çalıştırdığı atlar arasında da 10 numaralı Baklakırı'nı tercih etmiş. 1400 sentetikte yarışı yumuşak götürebilirse burada da kimseyi kafaya vermez diye düşünüyorum. Kendine bir şans yaratabilir 10 numaralı Baklakırı. Bu isme de bir şans verdim. 15 benim favorim. 15 numara Intelligence. 4 numaralı La Cucaracha rakip isim. Sonrasında 11 numaralı Anadolu Güzeli ve 10 numaralı Baklakırı'nı da yazıp günün son ayağına da bu şekilde geçmeyi planlıyorum. Yayından çıkmadan önce sizlerin de beğeni yapmasını rica edeceğim. Kanalımıza abone olmadan izleyenler varsa onların da abone olmasını rica ediyorum. Herkesin şansı bahtı açık olsun. Herkese bol şanslar, iyi akşamlar.